Evet takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hem de iyiyim gördüğünüz gibi. Yine bahçe işine uğraşıyorum. Biliyorum burada başlatmak istedim. Bir sürü şey aldık yine, stil aldık. Taş. Bir adak vardı, onu kestik. Allah kabul etsin, dağıttık. Halim'le gittik geldik. Şimdi çarşamba pazarıydı bugün buranın. Onu stil aldım yine. Göster. 10 TL'ye 40 günlük fasulye aldık. Bakalım nasıl, ilk defa deneyeceğim ama nereye dikeceğimi de bilmiyorum. Şimdi buraya karpuz dikeceğiz. Naylus da salatalı nereye dikeceğiz? Oradakileri çıkarsa ne olacak? O zaman annem eksin, bizde adaklarımız var, kurbanlıklarımız var, onları vereceğiz. Onlar teslim edecekler. Gidin annem, hadi verin. O zaman bize kolay gelsin. Evet, bir dostum orayı diktim. Biraz sonra gösteririm. Aslında oranın sulanması gerekiyor şimdi de. Aya sula. Ali sen sulayabilir misin annem? Sularım. O zaman sen orayı sula. Birazını da buraya dikeceğim, böyle gitsin şeyler, karpuzlar. Salatalar da oraya yer yapacağım. Oraya dikmiştim, çekirdeğini gördüm, çıkardı. Oraya da dikmek istemiyorum. Aslında orada 3 tane karık var da. Vallahi bilmiyorum artık ne yapacağız. Şimdi burayı karpuz yeri yapıyorum. 16 tane falan karpuz arttı. Oraya dikeceğim, buraya dikeceğim onları da. Yer yapıyorum. O zaman anneme kolay gelsin. Evet değerli dostlar, şimdi fasulye ekeceğim ama farklı bir yöntemle ekeceğim. Meleğim göndermişti bunun videosunu. Denemek amaçlı. Aslında bu videolardan daha çok olsaydı 3 tane falan yapacaktım böyle. Niye her taraf kolay oldu da burası zor oldu. Neyse bunlar böyle değildim çiviyle. 2, 3, 4, 5, 6 tane falan delmişim. 2 tane de alttan deleceğim şöyle. Delinse daha kolay olacak. Ama biraz önce çok kolay oldu ötekileri yapmam. Bu da oldu. Toprağın içine koymayacak mıyız? Kapatayım mı anne? Yok, yine bir saniye. Tamam. Bir de onu buraya gömeceğiz. Şöyle. Vallahi bugün o kadar yoruldum ki. Sabahtan beri bütün ağaçları suladım. Ondan sonra hepsine gübre verdim ağaçlarımızın şöyle. Begüm'ün gübresinden. Ayı şuraya göster. Nereye? Nereye? Şuraya şuraya. Ondan sonra ne yapıyoruz bak şimdi? Bunu buraya gömüyoruz. Evet. Mübarek taş taş. Evet. Anne, iki nasıl dolduracağım? Evet. Anne, fasulye nereye gitti? Ana. Algan da oğlum, ben de korkuttum. Ha. Ben de toprağın içine koydum zannettim. Şöyle. Ben bunu çok merak ettim. Bir denemek istedim. Bu neredeyse bir ay gidiyormuş bunun içindeki su. Çok da güzel sebze veriyormuş. Tek niyetim denemek. Şöyle. Kaşım başında. Evet, şimdi bunun için suyla dolduracağız ama fasulyelerimizi de şöyle İçer içer dikmek istiyorum. Dört köşesine de. Bakalım olacak mı? Şimdi su dolduracağız. Böyle. Üstüne gübre atacağım. Çok farklı bir yöntem. Gördüm. Evet değerli dostlar. Derman yeni bir çiste yapıyor. Bakalım nasıl olacak. Deneyeceğiz, göreceğiz. Oysana baba.
He? Konuşsana. Ne konuşmam, su dolduracağız. Su geldi. Geliyor musun? Geliyor. Yanımda bak şey de var. Karpuz ektim o. Ağacın dibine karpuz. Tamam sen doldu bu. İçinde karpuz var. Bunlar mı ne yedik tekmeyi? Tamam hadi yine kakalar. İyi bakın. Boş sonra da düşsün ya. Dışından çıkmaya başladı. Ben yeni yöntemi göstereyim. Bas. Yöntem böyle. Hemen bitiyor yöntem. Ben... Hemen bitiyor. Hop, yavaş yavaş çıkıyor. O zaman görüşürüz. Evet değerli dostlar, bahçem o kadar güzel oldu ki bunun kapağını kapattım. Nail aslında suyun hepsini doldurmamış. Doldursaydı. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Sebzeler çıkacak mı çıkmayacak mı? İçinde su duruyor. Neyse sonra ben yine doldururum onu. Önemli olan kenarındakiler çıkmaları. Karpuzlar mı görüyorsunuz? Karpuz. Burası domates, orası biber, orası biber. Güzelleşti. Şimdi bunlar da birazcık tutsun, tutarsan. Tutan tutar, tutmayan da canı sağ olsun. Zaten sıkı araları. Ben hani boşa gitmesin diye şunların dibine bile diktim birer ikişer tane kalanlardan. Fide çokmuş şeyin içinde. Burası salatalı iki taraflı ektik şöyle. Güzelce de sulandı görüyorsunuz. Tan kasanın, dün de söylemiştik değerli takipçilerim. Bir yıl kullanacağız onu. Evet anneciğim. Burası salatalık komple. Böylece salatalık diktik. Çok da güzel oldu. Bazılarına gübre verdim. Şununla şuna fazla gübre veremedim. Begüm'ün gübresinden. Ama yine getiririm. Hele bir tutsunlar. O salatalıkların içinde de domates fideleri vardı. Domates fidelerini de getirdim. Buraya diktim değerli takipçilerim. Biberlerim tuttular. Çok güzel oldular. Şöyle büyüyüp geliyorlar. Hatta domatesler çiçek açmış. Çiçeklerini kırdım. İlk çiçekleri kırınca ha? Domatesin. İlk çiçeklerini kırınca daha fazla verim oluyormuş. Ben öyle duydum. Geçen sene de öyle yaptım ve söylendiği gibi de oldu. Buranın biberleri de çok güzel tuttu görüyorsunuz. Bunlar da komşudan getirdiklerimiz. Bunlar da bayağı tuttu ama şöyle bir kostaklanmadı daha. Annem niye getirdin sen onu? Bu Ali abinin sevdiği biliyor musun Ayaz? Ne? Ali abinin sevdiği. Pitbull gibi. Salatalıklar falan pek de güzel, geniş geniş de oldu. Anneciğim girme sakın, o gider oradan, elleme. Dolanıyorlar. Efendim. Benim en çok sevdiğimi getireyim. Sabahleyin bir güzel suladım ki hemen şöyle soğanım falan belli etti görüyorsunuz. Maydanozum çıktı. Sulayınca şey oldu biraz ama sizlere şöyle göstereyim. Bir tane takipçimin çıkmamış. Geçen sene benimki de çıkmadı. 20 gün falan ama böyle üzerine şey atın. Gübre atın kesinlikle. Böyle bol bol çıkıyor o zaman. Şöyle her yerden de çıkmış. O zaman takipçilerim demişti çok hani şeyle uğraştın. Dıtmıkla o tarafa bu tarafa çektim ama her yerden de çıkmış. Her yerden. Hatta büyümeye başlıyor gördüğünüz gibi. Bir de koyun gübresi getirsem daha güzel olur. Niye bu kadar acele ediyorum? Derman bacınızın misafiri gelecek ya. Ondan değerli takipçilerim hem göstermek istiyorum. Beraber büyüyormuşuz gibi aynı. Bakar mısınız? Şöyle. Domatesler. Çiçek. Ama ben kopartıyorum. Bir de şu alt yapraklarını kopartacağım. Biraz daha tutsun şöyle. O zaman da çok güzel oluyor. Şunları kopartacağım. Şöyle bir kendine gelsin. Hele daha bunlar dikeli çok olmadı. Bir hafta oldu biliyorsunuz. Bir haftada çiçek açmaya başlamış. Aralarını birazcık seyrettim bunların ama yine de sıkı. Artık yani seyretince nereye dikeceğim ki? Her taraf doldu görüyorsunuz. Sarımsağım bugün çok güzel sulandı. Bir yıldır ilk defa bu kadar güzel bir sulama yaptım. Her şey suyun bolluğuyla oluyor. Böyle değerli dostlar. Bahçem gittikçe güzelleşiyor. Şimdi şuraya da sadece bir tane kavun ekeceğiz. Kavundan sonra başka hiçbir şey ekmeyeceğiz. Yarın büyük bir ihtimalle Nail Gül Ağacın pazarından kavunumuzu alır gelir. Oraya da kavun dikeriz. Burası karpuz. Evet anneciğim. Burası kabak.
Burası da kavun olacak ve geri kalan kalacak artık. Şu aralar falan kalsın. O köşelerde kalsın ki sularken kolay olsun hortumu geçirme yönünde şöyle. Ağaçlarımızı falan sulama. Şimdilik böyle değerli takipçilerim. Koydum. 4-5 güne kadar da ılık mı olmuş? Ay, orada benim suyum var daha yaz. Onu bir getirsin annem. Soğuk su. 4-5 güne kadar da civcivlerim çıkacak. Biraz da onlarla ilgilenirim. Yarın hamur işi yapacağız. Hazırlık yapıyoruz. Fıstıklı, bisküvili onlar ezilecek. Hamur yoğrulacak derken yarınki işimiz daha yoğun. Bahçeye hiçbir şekilde zaman ayıramam. Buraları falan pek bir güzel suladım. Ve gübreledim gördüğünüz gibi. Şöyle. Begüm'ün gübresinde. Çok çok iyi oldu. Şu kağıdı alıp atmam lazım. Şöyle görüyorsunuz tertemiz. Çok güzel oldu. Efendim anneciğim. İç ama az iç. Boğazın ağrır. Şurada kuva var. O kuvayı da alayım yerine koyayım. Nail'e diyorum şunları at artık. Yeşil şeyleri. O zaman havlumuz daha bir temiz, daha bir düzenli olur. Şuraya oturup izleyeceğiz Nail'le. Şimdi kahve keyfi yapacağız. Ondan sonra tatlı falan yapayım diyorum. Böyle haşhaşlı, irmikli tatlı. Derken öyle. Civcivler de oradalar. Biz de şu köşe bir toplansa, o yonca bitse, ondan sonra odunluğumun üstü kapansa o kadar güzel olacak ki. Ha? Evet. Ha, öyle mi yapalım? Bu balkon dağınık. Balkonu süpüreceğim şimdi. Bıçaklar da burada duruyor. Evet. Bugün bir tane adağımız vardı, onu kestik. Evet. Bunu benim için mi düşündük? Evet, iç al iç. Bilmem. Şu gel olur siz. Bir bak bakalım. Nail, kahve yaptın mı? Yaptım. Bir bakalım. Evet, değerli dostlar, duymayanlar için. Biliyorsunuz biz koyunlarımızı hepsini satacağız. Kurbanlık isteyen, adaklık isteyen olursa yardımcı olurum. Evet. Almanya'dan bir tane takipçimiz istedi, onayladı. Durum çok isteyen var. İsteyen var, bayağı talep var. Numaraları verdik, arıyorlar, anlaşıyorlar Nail'le. Derken güzel sahiplerine, gerek yurtlara, gerek ne bileyim kimsesizlere bizzat kesim yapacağım. İnşallah. Bakalım birinci gün mü olur artık koyun kesim, ikinci gün mü olur? Bizim kendi kurbanımız da var. Muhtemelen birinci gün öğleden sonra kesimlere başlarım. Ayaz şarjımı bitirmiş. Ne kadar çabuk yapabilirsen birinci gün, ikinci gün tahminime göre, yoğunluğa göre bitireceğiz inşallah. Yine her zamanki gibi sağ kolum derman olacak. Evet. Anca beraber, kanca beraber. Anca beraber, kanca beraber. İnşallah. Kalp dostum benim. Siz değerli takipçilerimizin kurbanlarında yerlerine ulaştıracağız. Allah kurban olduğum Allah herkesin kestiği kurbanları kabul etsin. Takipçilerim, gönül dostum, sen de kalp dostumsun. Evet. Evet değerli dostlar, biz yorulduk, bir kahve içelim. Evet. Çok sandalye iyi oldu. Eline sağlık. Bu sandalye beni de kıyar. Bunu atmıyor sen. Kıyamadım ya. Evet, değerli takipçilerim, 3 tane ördek yumurtası. Normal yumurtamız kalmamış. Şimdi onunla bir su bardağı şekeri güzelce çırpacağız Nail Usta. Evet, ördek yumurtalı, irmik tatlısı, yani revani yiyenler. Yoruma yazsın, yemeyenler de yazsın. Biz de ilk defa yiyeceğiz ördek yumurtalı. Evet. Ama onun akabinde bir su bardağı da şeker katman lazım. Normalde 4 tane yumurta kırılması gerekiyor. Biz 3 tane kırdık. Neden kırdık Nail Usta? Ördek yumurtası tarzımızdan büyük. Evet, bayağı bir büyük. Nail kırmış ama şurada var, onları size göstereyim. Ben bunları aslında yarın şeye kıracaktım işte, hamur işimize. Nail dedi ben alır gelirim dedi. İyi o zaman dedim. Ona da var. Nasıl da güzel renkleri görüyorsunuz. Güzel mi? Nailciğim iyi çırp, iyi. Şükür atmayacaksın. Şeker ya. He. At da öyle yapın. Şeker, su bardağı versene oradan. Haşhaş malzemelerim şöyle hazır. Bugün pazardan şey almıştık, but almıştık. Şöyle şey yap, böyle güzelce çırpacak şimdi Nail Usta bunu. Bunu da yaptım mı içim rahat, şerbetimde 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su şöyle. Valla takipçim aradı. Ayşe ablam Kayseri'den gelmem, biraz onunla konuştum. Çok yoğunum değerli dostlar, gerçekten yorumlara takipçim bakmaya bile abi. Fırsat yok, adak istedi yazık. Kurban istedi. Aman adak diyorum, bugün adağa gitti aklım yine. Kurban istedi. Ondan sonra şöyle şey yap. Çırp Nail, çırp. Benim kolum ağrıdı artık değerli dostlar. Vallahi bugün çok yoruldum. Ayşe ablam Kayseri'deymiş. Bir tane yakını kurban vermiş. Kes diye.
ya küçük baş olsun ya büyük başa yanınıza gireyim diyor yaz şey kurban olarak. Ama araç sıkıntısı var. O yüzden olmuyor. Olmuyor. Kıyamam. Allah yardımcısı olsun. Şimdi irmiği dök, unu dök. Bir su bardağı irmik. Şöyle. İrmiğimin içine de azıcık nişasta karıştırmışım. Yarım çay bardağı değil, bir parmağı eksik. Un. Sıvı yağ. Önce sıvılar karıştırılır aslında naylusta. Bu benim yapımım. Başka? Ondan sonra bir su bardağı da şey. Haşhaş. Mavi haşhaş. Mavi haşhaş. Şu şeker kabına dök. Buna süt veya yoğurt gelmiyor. İçine girmiyor diyeyim. Bu şekilde yapıyoruz. Neyce o büyük şuna ha onunla ölç. Bunun içine yoğurt veya süt koymuyoruz. Böyle üzerine krem şanti yapmayacağım çünkü bu ara süt konusunda sıkıntımız var. Devirme iğne olduğu için sütü almıyoruz. O yüzden bunu bu şekilde yiyeceğiz. Eline sağlık Naylı Usta. Kabartma tozuyla vanilini de ekler misin? Olanca gücünle. Bu ne? Vanilin zucker. Evet. Ne oldu? Kovsuna mı bakıyorsun? Bu da black pepper yani. Naylı'cığım öyle fırlatmıyoruz. Buraya koyuyoruz. Yapmam ha. Neden? Yapmam. Yaparsın. Allah Allah. Yine fırlattık. Tamam. Evet kıvam olarak gayet güzel oldu görüyorsunuz. Şerbetimiz de olacak. Şimdi ben ne yapacağım Naylı Usta sence? Ne yapacağım? Eve süpürge tutacağım. Senin işin bitmez. Bacanınızın işi bitmez. Senin askerliğin çok. Evet güzelce tepsimize şöyle sallayarak yaydık. Şimdi 180 derecede pişireceğim değerli takipçilerim. Alt üst ayarda. Soğuk şerbet olacak. Bu da çıkınca 4-5 dakika sonra kesip şerbetime ekleyeceğim. Evet abilerim, ablalarım. Annemin önümün ne güzel kabarmış. Şöyle. Annem ne yapar? Annem de. Dur gel. Balkonda şöyle güzelce süpürdüm. Halısını falan silkeledim. Balkonum temizlendi artık. Şimdi sıra geldi içeriye. Benim çamaşır makinesi de evi götürecek, götürecek. Mutfağımı süpürüp sileceğim. Mutfağım değerli toplu şöyle. Evimi sildim, süpürdüm güzelce. Gördüğünüz gibi misafire hazır. Yerleri sildim. Ve tatlımı da şöyle hazırladım. Erik almıştım. Vallahi ayaz, acı acı diye diye eriği azalttı. Şöyle tatlımı göstereyim. Buraya da bir dilim çıkarttım. Şöyle. Şimdi yemek telaşı var. Ne var? Makarna yaparım artık bu saatten sonra. En kolayı makarna. Alim de makarna istedi. Ben şimdi makarnamı da yapayım. Sonra üzerim başımı değiştireyim. Misafirlerimi o şekilde karşılar. Görüşmek dileğiyle. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.